Mecliste dört bakanın yolsuzluklarını araştırmak için kurulan komisyonda Yüce Divan oylaması geldi çattı. Oylama öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal bir açıklama yayınladı. Hatırlarsanız iki ay evvel başbakan. MHP olarak oylamayı dikkatle takip edeceğiz. Meclis Soruşturma Komisyonu çok büyük bir tarihi sınavla karşı karşıyadır. Bu sınav Beytülmalı Koruma Sınavı'dır. Bu sınav Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yolsuzluk karşısında kimin yanında durduğunun sınavıdır. Bu sınav Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibar sınavıdır. Bu sınav gelecekte milletin gözünün içe nasıl bakılacağının sınavıdır. Soruşturma komisyonunun AKP'li üyelerinin oylarıyla bu bakanlar aklanmış sayılmaz. Eğer komisyon eski bakanların suçsuzluğuna inanıyorsa onları Yüce Divan'a göndermekten çekinmemelidir. Zira bu bakanları aklayacak olan güç iktidar gücü değil, bağımsız mahkemelerin gücüdür. Kararı verecek olan iktidar terazisi değil, hukuk ve vicdan terazisidir. Eski bakanlarla ilgili bilirkişi ve masak raporu ortadadır. Bu rapordaki tespitler ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, salt iktidar gücüyle ve dayanışmasıyla bakanları aklamak, milletin vicdanını yaralayacak ve milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına ağır bir darbe vuracaktır. Mesele siyaset, iktidar, muhalefet meselesi değildir. Mesele itibar ve millete hesap verebilme meselesidir. Bu nedenle soruşturma komisyonunun AKP'li üyelerinin konuya siyaset penceresinden değil, vicdan, adalet ve hakkaniyet penceresinden bakmaları milletimize ve tarihimize karşı sorumlulukları gereğidir.